Dul Kadiroğlu Ülke Ocakları yeni hizmet binası açılışı Kahramanmaraş Ülkücü Hareket'in yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Rahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke le minel murselin ala siradim mustakim. Burada birlik beraberlik mesajları verildi. Kılıç kıranın tuttuğu son oruç. İmamoğlu'nun yediği son lokma. Ön kuzunun yamal ayakkabısı. Özmen'in akan son damla kanı. Pehlivanoğlu'nun son kelamı. Güneş görmeyen zindanları taş medreseye çeviren büyük ülkü abidelerinin ibretlik sadakati. Başbuğ Alparslan Türkeş başta olmak üzere bu davaya gönül vermiş, can vermiş yiğit ülkü büyüklerimizin aziz hatıraları üç hilalin gölgesi altındadır. İdeallerimize, gerçekleştireceğimiz evimize, kutlu dergahımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke Ocakları İl Başkanı Hüseyin Kayış, Aksu Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeni hizmet binamız öncelikle teşkilatımıza, memleketimize, milletimize ve ümmetimize hayırlı olmasını diliyorum. Kutlu dergahımız bundan böyle yeni hizmet binasında hizmet verecektir. Ülke Ocakları olarak biz önemli ayağımız bizim eğitimdir. Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz Beyefendinin de ifade ettiği gibi Ülke Ocakları Türk milletinin gençlik aşısıdır. Bu anlamda haftalık bizim dini, tarihi ve ideolojik eğitim seminerleri olur. Gerek orta öğretim olsun gerek üniversitede genç kardeşlerimizi Ülke Ocakları'nda bu eğitim seminerlerine ısrarla davet ediyoruz. Yarın Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenleyecek olduğumuz Engeller Günü programımız, adını Engelsizler Gecesi koyduk. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Dul Kadiroğlu İlçe Ülke Ocakları Başkanı Ali Tufan, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diledi. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize, siz değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ocak binamızı yapmamızın amacı burada adı üstünde Eğitim ve Kültür Vakfı, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı. Yeni ocak binamızda 80 metrekarelik bir etüt salonu yaptık. Eğitim amaçlı bu binaya taşındık. Liseli öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde eğitim vereceğiz, dersler vereceğiz, seminerler vereceğiz.